ediyoruz. Yanına hiçbir şekilde sos kullanmıyoruz balığı. Balık dedenimiz nasıl yapıyorsa biz de aynı şekilde öyle hazırlıyoruz balıkları. Peki bu işe başlamanıza vesile olarak babam. Biz babadan başladık. Sokakta başladık bu işe. Mangallarımız sokakta, balık pişiriyorduk. Balık ekmek satıyorduk. O günlerden bugüne geldik. Şu an yanımızda 40 kişi çalışıyor. Eminönü Belediyesi'nin altındaki Şerefiye Sarnıcı'ndayız. Arkamda şu anda duvar görüyorsunuz fakat diğer tarafa baktığınızda muhteşem bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Barbaros Hayrettin Paşa ve Leventlerinin yani askerlerinin seferlerden önce dinlenmek için kullandığı yer Armada'dayız. Armada'ya girer girmez sizi kaplumbağalar karşılıyor. Barbaros Hayrettin Paşa ve askerlerinin seferlerden önce ve seferlerden sonra dinlenmek için geldiği yer Armada'dayız. Yanımızda Kasım Bey var. Nasılsınız? Merhabalar, gayet iyiyim. Teşekkürler. Böyle güzel bir yere otel haline getirmişsiniz. Çok da güzelmiş. Ben çok beğendim. Nasıl bu hale getirdiniz? Çok sağ olun. Çok sağ olun. Vallahi nasıl bu hale getirdik? Burası biliyorsunuz İstanbul'un ahır semti. Bizans döneminde de ahır semti. Osmanlı döneminde de ahır semti. Barbaros Hayrettin Paşa da İstanbul'a geldiği zaman Leventlerinin konaklaması için bir dönemin bir hanını yapmış. Ve yani 16. yüzyıldan itibaren burası bir han olarak kullanılmış. En sonunda Armada Uluslararası Otelcilik tarafından da otel olarak restore edildi. Şimdi bu anlamda kullanılıyor. Barbaros Hayrettin Paşa ve askerlerin dinlenmek için geldiği Armada'da manzara muhteşem. Ayrıca bu terasın bir özelliği de Hıdrellez şenliklerinin burada yapılması. Eminönü deyince ilk akla gelen yerlerden biri Mısır Çarşısı. Yerli ve yabancı turistin uğrak yeri olan Mısır Çarşısı'nda istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Abi nasılsın? Sağ ol, iyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ne satıyoruz burada? Burada tatlı satıyoruz. Lokum, Osmanlı Türkçe, atomdan enerji verici her şey. Atom ne işe yarıyor abi? Atom enerji veriyor işte, atom. Peki abi şuradan bir şey deneyebilecek miyiz böyle? Deneyebilirsin küçük, tabii ne istersen deneyebilir. Mesela. Al bak bunlar küçük kadoluklar. Bak hemen hemen şöyle. Şuradan bakın sayın seyirciler. Bol bol fıstıklı. Tamam. Gerçek Türk lokumu. Bu da atom yerine geçiyor mu? Bu atom yerine geçmez de bu az şekerli fazla kilo yapmaz o yüzden iyidir yani. Nasılsın? Resim çektirmek istedim ben de. Tanıyor musun beni? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Çocuklar bilmiyorum. Televizyondan tanıyorsun. Evet. Nargilen duman duman, bayıldım aman aman, İstanbul güzel ama. İşler nasıl? Berbat. O kadar berbat yani. Nasıl direkt abi? Berbat. Berbattan daha berbat. Çok kötü. Şu anda en tabandayız yani. Buraya yüz binlerce insan giriyor günde. Hepsi boş. Gelenlerin %90'ı boş yani. 100.000 kişiden 92'si boş. Hepsi boş. Boş transit geçiyorlar gördüğün gibi. Hepsi yani. Sadece burayı müze niyetiyle kullanıyorlar. Eminönü'nü dolaştık dolaştık bitiremedik. Önümüzdeki haftalarda İstanbul'un diğer semtlerinde dolaşacağız. Isıtıcı bayimizin yanındayız. Birazdan buradan bir ısıtıcı alıp ailemize hediye edeceğiz. Isıtıcı bayi Mustafa Bey'in yanındayız tekrar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Madem buraya kadar geldiniz, bu ısıtıcıyı hediye ederekten bir ailenin ısınmasına bize de bir katkımız olmasını isteriz.
olduğu gibi bu hafta da Eminönü'ndeki aileyi ziyaret edeceğiz. Birazdan içeri gireceğiz, bakalım bizi nasıl bir aile bekliyor. Ailemizin yanına geldik, biraz onlarla konuşalım. Çocuklar nasılsınız? İyiyiz. İyisiniz. İyiyiz. Sen nasılsın? İyiyiz. İyisin. Teyze nasılsın? İyiyiz benim oğlum. Peki, çocuklara dönmek istiyorum. Okuyor değil mi çocuklar? Okuyorsunuz değil mi? Evet. Okuyorsun. Kaça gidiyorsun? Dörde. Dörde gidiyorsun. Peki dersler nasıl? ne oldu? Zor. Dersler nasıl, kötü mü? Zor, korku. İyi. Tabii ki de sen çalışkan birine benziyorsun. Çocuklar, okuyorsunuz ikiniz de. Evet. Sen de okuyorsun. Peki kaça gidiyorsun? Bire. Bire gidiyorsun. Dersler nasıl? İyi. İyi. Peki ne olmak istiyorsun büyüyünce? Doktor. Peki sen kaça gidiyorsun? 5. 5'e gidiyorsun. Sen de mi utangaçsın? Peki sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Futbolcu. Efendim? Futbolcu. Peki teyze, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Vallahi hiç iyi kötü gider işte. Geçiyor. Geçiyor. Peki ne yapıyorsun gün boyunca evde? Evde? Evet. Çocuklara bakıyorsun. Çocuklara bakıyorsun, yemek yapıyorsun. Hepsi bu, benim gelini doktora götürdü, ilaca götürdü. Ben çocuğuna bakıyorum, oğluma bakıyorum. İyi kötü iyi gider işte. Abi nasıl gidiyor hayat? Vallahi hayat kötü abi. Neden abi? 3 senedir kanser hastalığı yakalandı. Yakalamayınca hiçbir yere muhtaç değildim, geçiniyordum yani. 3 senedir böyle yatağa düştüm işte hastalığa ilgili. Bir çalışanımız yok. Yani çalışan tek bendim. Komşular yardımıyla. Durum çok kritik. İyi değil yani. Durum çok kritik. Biz de size ısıtıcılar getirdik. Allah razı olsun. Ev biraz soğuk. Evet. Evet, ısıtıcımızı açtık. Seviyesini de arttırdık, ayarladık. Birazdan 30 saniye içinde sıcacık olacağız. Ailemizle birlikte alışverişi yaptık, eve dönüyoruz. Yanımda Eminönü Belediyesi Zabıta Müdürü Muhammed Bey var. Efendim nasılsınız, onu soralım. Sağ olun, sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ailemizle birlikte alışveriş yaptık, bununla ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Evet, biz mutlu ailelere zaten belediyemiz olarak sürekli gözetiyoruz. Çok güzel bir şey. Her ay, her gün, her sene olmak üzere hem yakacak yardıma hem giyim yardıma. Tüm ailelerle ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Tüm düşkün, durumu müsait olmayan ailelerle bizzat ilgileniyoruz. Bu aile de onlardan birisi. Teyzeciğim alışveriş yaptık, güzel şeyler Allah aldık. Allah bin kere razı olsun oğlum. Teşekkür ederiz. Allah bin kere razı olsun. Teşekkür ederiz. Ablamız doktor olmak istiyor. Sen inşallah doktor olursun. Babasının. Abimiz hemen futbolcu olmak istiyor. O da inşallah futbolcu olur. Senin ne olmak istediğini öğrenemedik ama sen de inşallah hayalini gerçekleştirsin. Babamız da inşallah iyileşir, eski sağlığına kavuşur. Bizim veda vaktimiz geldi. Size hediyelerinizi teslim edelim. Verelim hediyelerini. Al bakalım. Buyurun çocuklar. Cennet Köşeler bu hafta tarihi Yarımada'daydı. Sizlere Eminönü'nün en güzel görüntülerini sunmaya çalıştık. Hatamız olduysa affola. Haftaya farklı bir Cennet Köşe'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
hafta pop müziğin kilometre taşlarından biri Asum Maralman'la birlikteyiz. Asum abla nasılsın? İyiyim tatlım, sen nasılsın, hoş geldin. Teşekkür ederim. Biz misafirliğe geldik ama elimiz boş gelmedik. Gelirken size sıcacık bir hediye getirdik ki soğuk havalarda sıcak sohbetleriniz hiç bitmesin diye. Karşınızda ısınmanın en kolay, en çabuk yolu UFO. Çalıştırın UFO'yu, 30 saniye içinde ortam sıcacık. Hem de istediğiniz yerde zahmetsiz ve sağlıklı bir biçimde. UFO'nun kullanımı ve montajı çok kolay. İster özel ayağıyla kullanırsınız, isterseniz duvara monte edersiniz. Ayrıca bir UFO ile istediğiniz yerde sağlıklı bir şekilde ısınabilirsiniz. Evinizin herhangi bir köşesinde, odanızda, mutfağınızda, bahçenizde, verandanızda, iş yerinizde ve daha saymadığım birçok yerde sağlıklı bir şekilde ısınırsınız UFO ile. UFO'nun artıları saymakla bitmez. Ama kullanmaya başladıktan sonra siz de diğer tüm UFO kullanıcıları gibi bir ısıtıcı bu kadar mı konforlu olur diyeceksiniz. Üstelik UFO çok da ekonomik. 8 saat yaktığınızda sadece 2 TL harcıyor. Ön tarafına değdiğinizde hiçbir şekilde eliniz yanmaz çünkü UFO ışıkla ısıtıyor. İster açık hava ister kapalı mekan, kış boyunca keyfinizi kesintisiz yaşamak istiyorsanız UFO ile ısıtalım hayatı.